Muhabir arkadaşımız İbrahim Ergin'e uzanacağız. Yanında gerçekten çok önemli bir konuk var. Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin bulunuyor. Ve bir taraftan da tabii koronavirüsle mücadele ve bayram noktasında Sultanbeyli'nde neler yaşanıyor. İbrahim ve değerli konukla sizi baş başa bırakacağız. Evet İbrahim, söz sende, neler aktaracaksın bize? Özgür, teşekkürler. Sultanbeyli Kent Meydanı'ndayız ve canlı yayın konuğumuz Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz ilçemize. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar aynı zamanda. Bugün bayramın ilk günü, aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşların da sokağa çıkma izninin olduğu gün ve öğlen 2 ile akşam 8 arası diledikleri gibi dışarıda olacaklar. Tabii ki aynı zamanda mahalle mahallede belediyenin kendilerine hediyeleri olacak. Onu soralım öncelikle size. İzleyicilerimizin ve hemşehrilerimizin bayramını kutlayarak başlamış olalım. Bayramın birinci günündeyiz. Bugün 65 yaş üzerindeki kıymetli büyüklerimizin 2 ile 8 arası dışarıya çıkıp dolaşmalar, nefes almaları için devletimizin bir uygulaması var. Biz de bu gibi zamanlarda çalışma arkadaşlarımızla beraber bazen 65 yaş üzeri, daha öncesinde gençlerimiz, öncesinde çocuklarımız, hep onları yanında da olmaya çalıştık. Bugün de bütün mahallelerimizde çalışma arkadaşlarımızla beraber, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla beraber bütün mahallelerimizde hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz, kutluyoruz, dualarını talep ediyoruz ve kendilerine acizane bayramın işte birinci günü olması vesilesiyle bir hediyemiz oluyor. Sohbet ediyoruz. Uzaktan da olsa gönüllerini almaya çalışıyoruz. Evet, buraya geldiğinizden beri zaten hediyeleri bizzat takdim ediyorsunuz. Dilerseniz erdi bir yandan görüntüleri ekrana getirirken biz hediyeleri takdim edelim. Sözü tabii ki hem başkana hem de vatandaşlara bırakacağız şimdi. Efendim, bayramınız mübarek olsun. Sizinki de mübarek olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla şöyle acizane bir hediyemiz var sizlere. Lütfen kabul buyurunuz. Sağ olun. Efendim, buyurun, siz herhalde eşlik ediyorsunuz, evet, değil mi? Evet, eşlik ediyorum. Tek başına çıkamadım. Evet, doğru doğru. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlarınız olsun. Başkanım, çok bayramları görsün. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla hayırlı, böyle kimi selam, çam sakızı çoban armağanı bir hediyemizi. Lütfen kabul buyurunuz. Sağ olun. Bayramı efendim, hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Ablacığım, hayırlı bayramlar. Hava güzel, bugün güneşleniyorsunuz. Eyvallah, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar, siz refakatçisiniz herhalde. Evet, ben burayı bilmiyorum. Eyvallah, doğru, hayırlı bayramlarınız olsun. Ablacığım, lütfen kabul buyurunuz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla acizane böyle bir hediyemiz var. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlarınız olsun efendim, sağ olun. Efendim, hayırlı bayramlarınız olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Sağlığınız nasıl, iyi mi? Olsun, iyi olsun. Rabbim şifa versin. Amin, cümle. Allah razı olsun. Efendim, hayırlı bayram. Hayırlı bayramlar. Böyle bayramda farklı bir hava içerisindeyiz. Evet. Ama inşallah önümüzdeki günlerde daha i̇nşallah. Dikkatli bir şekilde bir hem ilçemiz gibi, hem ülkemiz, hem de dünya daha da güzel olacak. Biz çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rica ederim. Zor süresinden geçiyoruz. İnşallah düzelir. İnşallah. Dua edeceğiz ama dikkatli olacağız aynı hayırlı zamanda. Efendim, hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı sağ olun. Bayramlar. Görüşmek hayırlı üzere efendim. Hayırlı bayramlarınız olsun. Efendim, hayırlı bayramlar. Sağ olun. Maşallah, iyi gördüm sizleri. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Efendim, bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim, bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun. Ama sağlığınıza dikkat. Şöyle yapıyoruz ya hani. Böyle gönülden selam. Eyvallah, Allah razı olsun. Peki, görüşmek üzere, Allah razı olsun. Başkanım, bir taraftan tabii ki Ramazan süresince de çeşitli programlar, yardımlar oldu. Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Özellikle Ramazan ayındaki sosyal yardımlardan bahsedelim. Neler söylemek istersiniz? Ramazan ayı yardımlaşma ayı. Farklı bir iklimde yaşamamız gereken Ramazan'ı bu sene Cenab-ı Hakk'ın takdiri evlerimizde ifa etmeye çalıştık. Camilerimize gidemedik, teravihlere gidemedik. İşte bayram namazı kılamadık. İnşallah
Haziran ayıyla beraber dikkatli olursak yavaş yavaş normal hayata da döndüğümüzde eski alışkanlıklarımızı, eski hayatımızı dikkatli bir şekilde sürdüreceğiz. Ramazan ayında öncelikle şunu ifade edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek olan bir süreç yaşadık. Dün gece sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerle 11.30'da başladı. Sabah 4'ü 4 geçeye kadar devam eden bir bayramlaşmamız vardı. Orada da konuştuk, orada da ifade ettik. Göğsümüzü kabartacak, dünyaya örnek olacak bir liderliği ülkemize yaşatmış oldu. Dünyada ve Türkiye'de bu süreç devam ediyor. En büyük üzüntümüz kayıplarımız var, vefat edenlerimiz var. Rahmet diliyoruz, hastalarımıza şifa diliyoruz. Tabii yeri gelmişken burada Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sağlık Bakanımıza ve Sağlık Ordumuza ve diğer taraftan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza, STK'larımıza, hayır sahiplerimize özellikle çok teşekkür ediyoruz. Biz Sultanbeyli'de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte el ele verdik. STK'larımızla el ele verdik. 60 bine yakın haneye ulaşmış olduk. Talepte bulunan bütün hemşehrilerimizin, bulunmayan hemşehrilerimizin de yine yanında olarak bu süreci iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Devletimizin 3 faz olarak biner lira dağıttığı kişi sayısı Sultanbeyli'de 30 bin buldu. Ve biz tüm kurumlarımızla birlikte dediğimiz gibi Sultanbeyli Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında yer aldık. A'dan Z'ye aklınıza gelen ne varsa tüm yaş gruplarıyla ilgili çeşitli projelerimiz oldu. Bu projelerimizle vatandaşımıza ulaştık. Bu sürecin iyi bir şekilde geçmesini sağlamaya çalıştık. Ben hem bu süreçte kurallara uyan kıymetli hemşehrilerimize ve bu süreçte gece gündüz çalışan çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü bu süreçte başkan yardımcımızdan müdürlerimize, personelimize kadar onlarca kardeşimiz de test sonucu pozitif çıkmıştı ama Allah'a şükür hepsi düzeldi. Bir iki arkadaşımız kaldı. Onları da bekliyoruz. Vazifelerine dönecekler inşallah. Bu anlamda çalışma arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Tabii ki belediyenin sosyal yardımlarından bahsettiniz. Aynı zamanda pandemi süreci boyunca da aldığınız pek çok önlem var. Bunlardan da bahsedebilirseniz sevinirim. Evet, sosyal yardımlaşmayla birlikte tabii ki bu sürecin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için kaymakamlığımızla beraber, tüm kamu kuruluşlarımızla beraber önemli çalışmalar yaptık. Özellikle dezenfekte konusuna çok dikkat ettik. Başından itibaren bütün binalarımızı, yoğun olarak vatandaşlarımızın gittiği bütün noktaları, otobüslerimizi, minibüslerimizi, aklımıza gelecek neresi varsa tamamının dezenfektesini düzenli bir şekilde yaptık. İşte geçtiğimiz günlerde özellikle bütün berber arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ettik ve ilk gün açıldıkları gün bütün mahallelerimizdeki berberlerimizi ziyaret ettik. Diğer esnaf gruplarımızla da aynı çalışmayı devam ettireceğiz inşallah. Bu anlamda vatandaşlarımıza ben tekrardan teşekkürü bir borç biliyorum. Yani bizler bu dezenfekte konusunu takip ederken aynı zamanda pazarlarımızda devletimizin, valimizin belirlemiş olduğu tüm kuralları da uygulamaya çalıştık. Allah'a şükür bu noktaya kadar geldik. İnşallah bu süreçten sonra da dikkatli bir şekilde hayatımıza devam edersek Türkiye'den tamamıyla bu virüsün çıkacağını düşünüyoruz. Yayınımızı noktalamadan önce tabii ki vatandaşlara bir bayram mesajınız olacaktır sanırım. Onu alalım, ardından da yayınımızı noktalayalım. Evet, bizi izleyen tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah daha güzel bayramları birlikte yaşarız. Rabbimize şükürler olsun. Böyle bir ülkedeyiz. Ülkemizin gücünü gururla hep birlikte izlemiş olduk. Özellikle yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun aradılar. Kendi ülkelerindeki süreçteki problemleri bizimle paylaştılar. Ve Türkiye'nin bu süreci yönetmesini, çok başarılı bir şekilde yönetmesini gururla bizimle paylaştılar. Bu anlamda biz de mutluyuz. İnşallah daha iyi olacak. İşte dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti. Hemen yanı başımızda acil durum hastaneleri 40 günde
Sancaktepe'de Feriha Öz Hastanesi açılacak inşallah. Yani sağlık sisteminin 18 yıldır sağlık sisteminin altyapısı kuruldu ve bu süreçte, bu salgında bu sürecin iyi bir şekilde yönetilmesinin de faydasını hep birlikte görmüş olduk. Ben bu duygularla izleyicilerimize tekraren hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim ülkemize, milletimize hiçbir acı yaşatmasın diye de dua ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet, canlı yayın konuğumuz Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'di. Öncesinde 65 yaş üzeri vatandaşlara hediyeler dağıttı bizzat kendi. Ardından da hem pandemi sürecinde yapılan sosyal yardımlara, aynı zamanda tabii ki dezenfekte çalışmalarına kadar pek çok bilgiyi kendisinden aldık diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Özgür. Peki İbrahim, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e de şükranlarımızı sunuyoruz aktardıkları için. Peki kolaylıklar diliyorum İbrahim sana. Evet, İbrahim Ergin'in de konu Sultanbeyli Belediye Başkanı.